Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mucize Uğur Böceği doğum günü pastası tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için böyle bir tane pasta altlığı kullanıyorum. Pandispanyamı dilimledim. Bir parçasını, yani birinci katını pasta altlığımın üzerine aldım. Şekerli su hazırladım. Şekerli suyla ıslatıyorum. Pandispanyanın tarifini ve pasta kremasının tarifini açıklama kısmına linklerini ekleyeceğim. Oradan tariflerine ulaşabilirsiniz. Pasta kremasının yarısını pandispanyamın üzerine yayıyorum. Kremamı ikiye böldüm. Yarısını bu katta, diğer yarısını da ikinci katında kullanacağım. Arasına mat fıstık kullanıyorum. Ben sütlü kullandım. İsterseniz bitter de kullanabilirsiniz. Böyle 3-4 yemek kaşığı kadar da üzerine krem şanti sürüyorum. Krem şantiyi atlamayın, mutlaka sürün. Üzerine koyduğumuz pandispanyanın yapışmasını sağlıyor, hem de lezzet katıyor. Şimdi ikinci kat pandispanyamı kremamın üzerine koydum. Böyle orta kısmından hafif bastırarak düzeltiyorum. Üst kısmının tamamen düz olması gerekiyor. Hafif bastırıyorum, çok bastırmayın. Bu katı da şekerli suyla ıslatıyorum. Şimdi kalan kremamı bu kata yayacağım güzelce. Bu kata da kremamı yaydım. Çok fazla olduğunu düşünmeyin. Tam geliyor verdiğim ölçülerde. Mat fıstıklarımı tekrar üzerine serptim. Şöyle bir kremama bastırdım. Üzerine krem şantiyi sürmek daha kolay oluyor o zaman. Yine 4 yemek kaşığı kadar krem şanti üzerine yayıyorum. Son kat pandispanyamı da kremamın üzerine aldım. Düzeltiyorum yine. Dediğim gibi orta kısmı yukarıda kaldığı için üzerinin düz olması için düzeltiyorum. Kenarından taşan kremaları da düzelttim. Köşeleri eğer boş boşsa köşelerini doldurdum. Üzerini şekerli suyla ıslatıyorum. Şimdi pastamı krem şantiyi ile kaplayacağım. Krem şantimi sıvayacağım güzelce. Üzerine bolca krem şanti alıyorum. Ve dikkatli bir şekilde krem şantimi yayıyorum. Sıvama bıçağı kullanıyorum. Bu şekilde daha kolay sıvayacaksınız pastanızı. Pastanızı sıvarken bıçağınızı mutlaka sık sık temizleyin. Bu şekilde daha kolay sıvayabilirsiniz. Pastamı sıvadım. Buzdolabına gönderiyorum. Üzerine resim kullanacağım. Kenarlarını süsleyeceğim. Şimdi bakın böyle biraz krem şanti aldım kaseme. Renklendireceğim. Çünkü kırmızı renk kullanmak istiyorum. İstediğim rengi alana kadar gıda boyası da ekliyorum. İyice karıştırıp kırmızı rengimi elde ettim. Rengim hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi kırmızı şeker hamuruyla da
çiçekler yapacağım. O yüzden hamurumu önce yumuşatıyorum, şeker hamurumu. Bir kısmını ayırıyorum. Resmin altına açacağım çünkü. Diğerini de kırmızıyla renklendiriyorum. Jel gıda boyası da kullanabilirsiniz. Jel gıda boyasıyla daha kolay renklendirebilirsiniz ama benim elimde toz vardı, o yüzden toz kullanıyorum. Aynı şekilde hamurumu da istediğim rengi alana kadar gıda boyası ilave ederek yoğuruyorum iyice. Bakın kırmızı rengimi hazırladım. Siyah rengimi de hazır aldım. Siyah hazır şeker hamuru aldım. Siyah ve kırmızı çiçekler yapacağım. Şimdi onları hazırlıyorum. Nişasta ile açıyorum. Biraz nişasta serptim. Hamurumu açarken çevirmiyorum. Üst kısmının nişasta olmasını istemiyorum çünkü. Bu incelikte açtım. Çok ince açmayın, çok kalın da açmayın. Şöyle bir üstünü siliyorum. Bu şekilde kalıplar kullanıyorum. Bir büyük, bir küçük olmak üzere. Böyle büyüklü, küçüklü hazırlayacağım çiçeklerimi. Şimdi önce siyah çiçeklerimi hazırlıyorum. Şimdi küçük kalıbımla çıkartıyorum. Bakın üst kısmına basıyorum, düşüyor zaten. Siyah çiçeklerimi de hazırladım. Şimdi kırmızı çiçeklerimi hazırlayacağım. Kırmızı şeker hamurumu açtım. Kalıbımla yine şekillerimi çıkartıyorum. Kırmızı çiçeklerimi de hazırladım. İsim yazacağım. İsim yazmak için de bakın böyle bıçağımla harfleri kesiyorum. Eğer isterseniz kalıplar da var. Hazır kalıplar alıp kullanabilirsiniz ama ben böyle keserek hazırlıyorum. Biraz düzelttim S harfimi. Kestim kenarlarında. Tekrar hamurumu açtım. Diğer harflerimi çıkartacağım. Şimdi E harfini hazırlıyorum. Dediğim gibi eğer isterseniz hazır kalıplar da var. Hazır kalıplarla daha kolay çalışabilirsiniz. A harfini çıkartıyorum. Hamurumu tekrar açtım. Şimdi N harfini çıkarıyorum.
Evet, ismimi yazdım. Şimdi resmin altına şeker hamuru koyuyorum. Şeker hamurumu açıyorum. Beyaz şeker hamuru kullanıyorum. A4 kağıdı büyüklüğünde kesiyorum. A4 kağıdı büyüklüğünde kestim. Merdanemi aldım, şeker hamurumu. İnce açtım, çok kalın açmadım. Pastamı dolabımdan çıkardım, buzdolabından. Resmi yapıştıracağım yere şeker hamurunu koydum. Şöyle bir düzeltiyorum. Daha sonrasında da resmi, bakın, arkasındaki jelatinini çıkartarak pastamın üzerine yapıştırıyorum. Şöyle hafif resmimi de düzelttim. Pastamın resminin üzerine pasta jölesi dökeceğim. Pasta jölesi katı bir şey oluyor. Böyle çok katı. Hafif suyla böyle sulandırıp kıvam aldırıyorum. Çok fazla da sulu yapmayın. Böyle koyu kıvamlı olması gerekiyor. Resmin üzerine döktüm ve yayıyorum. Çok fazla uğraşmadan böyle bir kere de yaymaya çalışıyorum. Kullandığım malzemelerin hepsini pasta malzemesi satan yerlerde bulabilirsiniz. Resim yenilebilir. Şeker hamuruna basılmış bir resim. Onu da pasta malzemesi satan yerlerde çıkarttırabilirsiniz. Bu şekilde pastamın kenarlarına şekiller veriyorum. Her seferinde kalıbımı temizliyorum. Bütün kenarlarına şeklimi verdim. Şimdi harfleri yapıştırıyorum. Bu şekilde ön tarafta olmasını istiyorum. İsmi de yazdım. Bakın böyle bir duy ucum var. Duy ucu numarasını açıklama kısmına ekleyeceğim. Beyaz krem şantiyi torbama da doldurdum. Şimdi kenarlarına şekiller yapıyorum. Resmin etrafına bu şekilde döneceğim. Alt kısma da aynı şekilde krem şantiyle sıkıyorum şekillerimi. Eğer şekliniz bozuk olursa, bakın, böyle bir bıçakla alıp tekrar üzerine şeklinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi kırmızı rengi kullanıyorum. Klasik bir tane uç kullanıyorum, yıldız uç. Onunla da kenarlarına, bakın, böyle şekiller yapıyorum. Biraz kalınlaştırmak için iki kez geçiyorum üzerinden. Bakın bu şekilde dört kenarını da yapacağım. İsmin olduğu yeri, bakın, böyle bu şekilde yapıyorum.
Süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben bu şekilde süsledim. Şimdi bir siyah bir kırmızı koydum. Ama siyah kendini çok göstermedi. Siyah çiçek. O yüzden onu aldım. Onun yerine kırmızı çiçek koyuyorum. Bu şekilde daha güzel göründü. Şimdi bir siyah bir kırmızı olmak üzere çiçeklerimi yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde uç kısımlara yerleştiriyorum. Pastamın üst kısmına da aynı şekilde çiçeklerle süslüyorum. Böyle aralıklı yerleştiriyorum. Bu şekilde şekerlemelerim var. Gümüş rengi. Üzerine de birkaç tane böyle şekerlemelerden serptim. Şimdi kırmızı krem şantimle, bakın en altta yaptığım krem şantilerin ortasına bu şekilde sıkıyorum. Pastam hazır. Bir gece buzdolabında bekleyecek. Ertesi günü servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.